Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde jetonlara tekrardan bir dalış yaptım. Bazı şeylerin eksik, bazı şeylerin fazla olduğunu gördüm. Ne biçim kamera açısı? Ha. Neyse işte şimdi öğle tatilinde küçük bir güncelleme videosu çekeyim dedim. Bugün hatta geçen hafta sonu Ayrancı Antika Pazarında bir arkadaşla tanıştım. Oğlum bu ne biçim kamera ya? Ha, tamam. Arkadaş dedi ki beni jeton alırken, bu arada arkadaşımızın ismini de söyleyeyim. Hemen. Özgür Bey. Yahu jeton mu bakıyorsunuz dedi. Evet dedim jeton bakıyorum. O dedi ki jetonları zaten ben topladım dedi, sana kalmadı. Ya dedim ben Atari alıcı jetonları topluyorum. Yok dedim benden daha ötesi. Hatta içimden Murat Oktay'da bile yok dedim ama neyse. Sonra da bugün beni jeton ve kredi fişleri meraklıları diye kapalı grup var. Oraya bir aldılar. Elimde Atari jetonları haricinde başka jetonlar da vardı. Kumarhane jetonları ve ıvır zıvır. Neyse gruba girdikten sonra paylaşımları bir gördüm. Ben kendimi şey zannediyormuşum böyle. Çok tepelerde yok. Direkt indim en aşağı. Fark ettim ki tamam başka bir şey biriktirmeye gerek yok. Türk Atari salonları jetonları zaten yeteri kadar büyük bir konu. Neyse şimdi bu benim dandirik Çin malı şeyimdi. Jetonları koydum şeydi. Birazcık havasını arttırdım. Bu arada arka planda da şu anda ne çalıyor? En sevdiğim bilgisayarım, oyun konsolum vesaire Amiga'dan International Karate çalıyor. Arka plan müziği olsun dedim. Şimdi birazcık daha detaylı bu sefer anlatacağım. Evet bunlar, şu kamera açısını birazcık düzeltelim. Aa, Squadron diye bir müzik geliyor şu anda. Şimdi bunlar hepimizin takıldığı Atari salonlarındaki ağzı gözü yamuk jetonlar. Onları en tepeye koydum. En başa koydum. Bunlar hepsi birbirinden farklı. Şöyle önü arkası da gözüksün. Şu ikinci sayfaya geçtiğimizde en değerli jetonlarım şu ikisi. Neden? Burada çok büyük bir emek var. 50 bin lira mıdır nedir? O zamanın parası pardon 50 lira 1980 küsür. Şu an tam göremiyorum. O zaman biz de böyle şeylere yeltenmiştik. Ve kendi jetonlarımızı yapmaya çalışmıştık. Neyse aşağılara indiğimiz zaman Fan City, FG Türkiye, Family Fan, bu neymiş? Fan City yine farklı farklı. Onların arkası önü. Yan tarafa geçtiğimiz zaman Enjoy diye bir oyun salonunun iki farklı jetonu. Birinde hem önü arkası böyle filli. Bir tanesinin arkasında bu yazıyor ve 312 Ankara yani. Bu neymiş? Isabella. 0216 İstanbul'dan bir şey. Devam ediyoruz. Kidiland. BMPP. Bu Atari jeton olmayabilir. Joy Game Center ve Joy Game'in küçüğü. Joy Game Ankara'da mıydı? Yine hatırlayamadım. Kafa karıştı. Burada ne yazıyor bu? Toy Planet. Türk olmayabilir, emin değilim. Mickey Mouse çocuk ve sağ solu her tarafı Mickey Mouse olan bir şey. Bu arada Turikan müziği de başladı. Bol bol video çekiyorum da genellikle yayınlamıyorum. Neyse. Arkasında önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Evet, Ankara'nın en ünlü atesi neresi? Tabii ki Fantasyland. Fantasyland'in elimde bulunan jetonları sağında sonunda Fantasyland yazan logosuz Fantasyland olan, logolu Fantasyland olan en çok bildiğimiz ben 93'te Fantasyland'e gitmeye başlamıştım. Eurocoin London diye geçen model. Şu an aktif olarak kullanılan gümüş tabir ettiğimiz Fantasyland jetonu. Smart Play bir ara kullanılıyordu. Photoplay kullanılıyordu. Bunun haricinde bende olduğunu sanıp da hep almadığım bonus diye bir tane jeton var. Onu verip 3-4 tane de jeton alıyorduk. Neyse onu da yakın zamanda koleksiyona ekleyeceğiz. Bu arada arka planda Silkworm da başladı. Ankara'nın en unutulmaz jetonu Dreamland. Sonra Gökkuşağı, Funlab. Bu ne? Brisland diye bir şey. Şu Eurocoin London ilk defa gördüm. Daha bu hafta sonu aldım. İki tarafında da Eurocoin London yazıyor. Hatalı da olabilir, olmayabilir. Şöyle arkasını çevirirsem daha detay göreceksiniz. Biz çekiyoruz da umarım çok kaliteli, en azından kaliteli olur. Evet, hepimizin bildiği İzmir'den Fame City. Galiba İstanbul'da mı vardı? İzmir'de var. Ben hatırlamıyorum. Bu da Fame City. Biraz dombik olduğu için buraya pek Allah sığmadı. Evet. Kameraman arkadaşımızın bir hatası şeklinde yamulduk. Biz de öyle editleme metleme vurup geçiyoruz.
Yine de pause yapayım. Evet, devam. Fame City. Büyük Fame City. Bir de muhtemelen yurt dışından gelme plastik bir Fame City. Altında şu an okuyamadığım bir şey var. Geçiyorum. Magic Center. Emperland. Bu da sanırım İzmir'den. Yine ünlü. Benim için nadir fantastik isimlerden Sam amca. Game City. İstanbul'dan ya da İzmir'den mi ya? Hep İstanbul, İzmir karıştırıyorum. Tatil ya. Altta Fun Time. Yine orijinal Video Gazi. Evet. Ve arka planda Lotus'un müziği başladı. Amiga'nın en güzel oyunlarından Lotus. Bilmeyenler araştırsın. Bir böyle Vikingli Vikingli ismini şu an uzaktan göremediğim bir jetonumuz daha. Arkaları. Yan tarafa geçtiğimiz zaman ne yüdüğü belirsiz jetonlar. Bunlar Atari salonuymuş gibi hayal ettim ama şu an bugünkü dediğim gruba girdikten sonra onların Atari jetonu olmadığını anladım. Jeton kredi fişleri meraklıları. Kapalı grup. Arasanız da bulamazsınız benim gibi. Yine bu hafta sonu bulduğum Game Park. Top olup da üstüne 90 yazan, İtalya 90'ı andıran bir şey. Okyanus Wedding diyor. Öyle bir şey. Şu Cemre Park karting jetonu. Onu da buraya ekledim. Cemre Park'ı severiz. Hiçbir şey yazmayan bir jeton. Yine bir şeyler yazmayan bir jeton. Mega Park diye bir şey. Burada da Tay Oyun Dünyası diye bir jeton. Yan tarafta palyaçolu bir tip. Sonrasında aslında Atelisan jetonları burada bitirdim. Başka jetonlar da var da ne olduğunu anlayamadım. Yan tarafta da artık tamamen çıkacağım. Sadece hobi amaçlı koydum. Kumarhane jetonları. Sezar Casino. Neymiş bu? Tek Trans bilmem ne kumarhanesi. Burada yine bir şey işletmesi göremiyorum artık. Burası Ulusal. Türkız bilmem nesi. Etap Altınel Otel. Büyük Sürmeli Otel. Baran Makina diye bir şey. Ay, telefonum çalmasın, bir dakika. Evet arkadaşlar, çalışırken. Daha sonra öğle tatilinde, yanlış olmasın. Öğle tatilinde de telefon geliyor. Sesini kapatsam da geliyor. Neyse. Burada nerede kalmıştık? Emperyal Casino. Casino bilmem ne Club. Casino Classis. Aslında şu an için benim için birkaç tane daha koydum. Altın Yunus. Artemis, Çınar Otel, oralar gözükmüyormuş. Arkadaş ya söylüyoruz, boşa söylüyoruz. Neyse, yine bir kasino. Buradan itibaren de değerli yurt dışı oyun jetonları. Ya bunları da bir ara hobi olarak aldım. Atamıyorum da, satamıyorum da. Sega, Namco, Tavşan bilmem ne, Race Drama Arcade, Good Only bilmem ne yazıyor şurada. Bir kuş arkadaş. Rafael, bu da bu hafta sonundan geldi. Ninja Kaplumbağalardan. Şöyle planetli güzel bir jeton. Ayt. Arkaları da bunların hoş. Sonra Game Master vesaire vesaire Rainbow diye gidiyor. Şu belasız şu videoyu bitireydik. Burada gidiyor da gidiyor. Yerim kalmadığı için bu kadar. Şimdi bunlar haricinde benim aslında bir tane de hem fazlalıklarım olan hem de nereye koyacağımı bilemediğim jetonlarım var. Mesela burada orijinalitesi yüksek jetonlar. Bunları bir kısmını da bu hafta sonu almıştım. Bir kısmını daha önceden vardı. Evet, niye bulamıyorum ya? Arayınca bulamıyor insan. Şurası olsa gerek. Şöyle olimpiyatlardan kalma. 1984 olimpiyatlarından bu güzel bir jeton. Bunun farklı dallarda da var şeyi. Bu box şeklinden anlaşıldığı gibi. Şöyle yine bizim oyun dünyasında orijinal bir şey. Pokemon mu ne alsa. Orijinal bir şey bu da. Bu da şeylerde kalıyor. Oo, bir Bitcoin'im varmış. Hadi git. Aradığım diğer şeyleri buldum. Şurada. Bu hafta sonu gelen futbolcu, aslında jeton değil de buna ne deniyor? Madalyon deniyor. Lukas mı lan bu? Podolski. Ya kamera arkasından göremiyorum da. İki tane daha var. Shadow of the Best çalıyor bu arada. Fabian Ernst. Arkası çok güzel. Kara Kartal gibi. Alman Kartalı. Letan.
Erol Bulut. Fenerbahçeli Erol Bulut. Alpay Özalan Beşiktaş. Josök Fenerbahçe. Bir tane daha varmış. Ve Uçe Okaçıkuçikuçu. Fenerbahçe. Ve ilginç ilginç tiplerin şeyleri var. Bunlar da işte Abraham Lincoln bu. Evet. Bir amca daha. Bir emmi daha. Neyse işte burada da bazı jetonlarım var. İşte herkes de ya bazılarını çok gördüm. Nokia 5110 falan filan gidiyor. Özetle arkadaşlar, benim diğer videolarda gördüğünüz gibi deli gibi oyun koleksiyonu, oyun konsolu, boksuyla uğraşmayın. Böyle küçük bir şey alın. Eğer oyunu seviyorsanız tamam, işte oyun salonlarını hatırlatan en güzel şey. Vurun gidin işte Atari salonu jetonlarına. Fazla etrafı dağıtmayın. Hanımlarınızla veya benzeri arkadaşlarınızla tartışmayın. 2019 Mart videomu da böylece kazasız belasız bitirdiğimi ümit ederek videoyu sonlandıracağım. Bu videoyu da bu yeni üye olduğum jeton ve kredi fişleri meraklıları grubuna koyayım. Onlara da selam. Kendinize iyi bakın. Eskiye özlem siz de benim gibi duyuyorsanız, ki belli bir yaşa geldikten sonra duyacaksınız. Haftaya mı? Yok. Bir ay sonra 40 oluyorum. Yuh! Kendinize dikkat edin. Hatta 40'ı bitiriyorum galiba. Görüşmek dileğiyle. Diğer videolarıma bakın. Kanalıma abone olmazsanız da olmayın. 100 kaç oldu? 140 oldu herhalde. Saygılar, sevgiler, bye.